insanlar bu videoyu her izlediğinde acaba aynı videoyu mu izliyorum düşüncesini kaplıyor diye düşünüyorum. Her zaman böyle açıyor. Sen orada fotoğraf çekiyorsun sürekli yani. Her zaman böyle gidiyor. Her zaman değil. Hatta uzun zamandır böyle açıyorum. Çok büyük bir riske girdim ve kamerayı kapatmadım. Burada kimsenin olmayacağını düşünerek de. Hayatımda aldığın en büyük risk bu gerçekten. Hani belki... Abi çoluk çocuk insanlar, kadınlar, hanımlar... Tamam, bu kadar küfüre gerek var mı? Nasıl kelimeler kullanıyor bu oğlum ya? Ay, böcek fobim olay çekti şu an. Bu kombin ne peki? Ne? Oğlum tamam, ne gülüyor? Bir de beni çek. Niye böyle duruyorsun? Bu arada ben göbeğimi içime çekmedim. Alihan şop yapsın göbeğimi. Ya bırakın lan bu işleri! Küçük bir göbeğim var. Birazcık stresten... Yok göstermiyorum bile. Şu an gözükmüyor bile. Alihan göz böyle löp bir et duruyorsa onu şopla. Tamam kardeşim. Çok esiyor. Umarım sesimiz duyulur bu arada ya. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün nereye gidiyoruz ya? Gene yürüyoruz, araba yok ya. Her videoda aynı şey, aynı şekilde yürüyoruz. Hep buradan yürüyoruz ya da. Araba olunca da hep arabada konuşuyorduk yani. Daha elit duruyordu, anladın mı? Daha böyle... Oğlum ağlattın lan beni. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Metro Market'e gidiyoruz. Bugün ne yapacağız peki? Ama çok esiyor, çok esiyor. Ama bu kamera düşer burada. Aziz Allah. Kamera net düşer bu rüzgarda. Kral, hortum çıkmadı yani. Çok o kadar paramız yok artık. Ya. Şaka yapıyorum bu arada. Öf, salak triplere girme ya. Çok like atarsanız bu kadar iyi olur. Her like bilirim. Her like bilirim. Neyse. Neyse, gidelim konumuza. Evet, bugün neler yapacağız? Bugün TikTok'ta görmüş olduğumuz bir video var. Hatta TikTok'ta görmüş olduğumuz viral olan bir video. Evet, şu anda gündem yani bu. Ülke de değil, uluslararası dünya. Bir konu şu anda bu. Dubai çikolatası. Evet, herkes deli gibi ülkeye bu çikolatadan sipariş etmeye çalışıyor. Evde yapanlar da var tabii. Biz de o evde yapanlar kulübünden olacağız. Nasıl bir şey olacak ben merak ediyorum açıkçası. Ay, çok canım çekiyor biliyor musun? Ben şimdi fıstıklı sarmayı seviyorum ya, baklavalı. Hı hı. Muhtemelen aynı tadı vereceği için ben bayılacağım. Çünkü fıstıklı her şeye bayılıyorum. Sen sever misin bilmiyorum çünkü sen fıstık çok sevdiğini bilmiyorum. Yani Antep fıstığını sevmem ama hani görüntü olarak da bana hoş bir görüntü gibi gelmiyor. Onun için böyle merak ettim ama nasıl olabileceğini. Hani çikolatasını seversen belki yiyebilirim yani. Ve bu TikTok'taki videolar, bu TikTok'taki akım Dubai çikolatası abartılıyor mu aslında, bunu göreceğiz bu videoda. Bir de tabii ki yapmak isteyenlere de tarif vermiş olacağım. Evet. Senin beğeneceğini düşünmüyorum orada çünkü sen fıstık sevmiyorsun. Bizim de bunlara ihtiyacımız var. Ya bizim de buna ihtiyacımız var. Bir şey diyeceğim, her videoda artık araba alana kadar böyle küçük emlakçılık mı yapacaksın? Küçük emlakçılık yapmıyorum bu arada. Bisiklet alalım, en azından bisikletle bir yerlere gidebiliriz. Yürüme koyuyor bu arada gerçekten. Üzülüyorum. Araba varken her videonun başlangıcı egzoz editiydi. Şimdi araba yokken sededir. Sürekli ama. Mesela her videomuzun başlangıcı asansörlü. Asansörsüz bir eve taşınırsak merdiven. Her neyse, Metro Market'e gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet. Bugün cumartesi günlerden. Bu videoyu siz ya pazar ya da pazartesi izleyeceksiniz. Çok kalabalık olacağını düşünüyordum. Şu anda akşam saati ama boş. Neden boş acaba? Hiç anlam veremiyorum şu an. Metronun boş olması hiç hayra alamet gelmiyor bana. Lazım olamaz benlerden bir tanesi. Fıstık ezmesi. Antep fıstığı ezmesi. Zira bunun kalmayacağından çok şüpheliydi. Evet, çünkü internette stoklar hiçbir yerde yok. Evet ama bütün Antep fıstığı ezmelerinde stok yoktu yani. Evet. Bunda, hani burada da yoktur diye düşünüyorduk ama var. 200 lira hemen bunu aldık. Herkesin şu an evde bunu denediğini düşünüyorum. Yani stokların bitmesini buna yoruyorum. Hatta bir şey diyeceğim. Tadının çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir kutu daha stok alsak mı? Hani bulmuşken... Bir tane daha alalım ama evet, galiba hiç yemeyeceğiz mi geliyor? Düşünüyorum. Hani... Boşuna dolapta bekleyecek gibi ama hadi alalım. Bir tane daha aldım. Olsun. Fazla mal... En olmadı stoklar biterse... Göz çıkarmaz. Stoklar biterse bunu satarız. Kara borsadan satarız. Satarız. Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? Başka ne gerekiyor peki bize? Kadayıf. Galiba bir sağımız da o. Ha bir de tahin lazım. Evdeki tahin var mı? Duruyor mu? Durmuyordu. Görmedin değil mi? Ben de görmedim. Şu küçük boydan al. Üstte var bak. Evet. Tahin aldık. Evet, tel kadayıf. Bir de bol bol çikolata alacağız. Tel kadayıf hemen sağımızda. En soldakini alsana, koyu ya. Çok mu fazla bu ya? Bu ince ya. Yok, ince olsa zaten de fazla mı acaba? Bir şey çikolata yok mu? Kabı gerekiyor ama bize. Çikolatayı bir kaba döküyorlar ya. Ya anne, borcamda yaparım diye düşünmüştüm küçük. Yağlı kağıt serip. Herkes öyle yapıyor. Kimse de çikolata kabı yok. Şimdi çikolata almamız lazım. Ne bu? Krep kırığı. Ne işe yarayacak? Bir saniye, telefonum çalıyor. Benim telefon çalıyor, bir dakika. Çok kusura bakmayınız. Bana sever misiniz? Efendim Ümit abi? Tamam hadi.
Hadi bay bay. Kuma'na söyle dedin, Ümit abiydi yani. Eniştemle, sevgili enişteciğimle kuma gibiler de onu kastettim. Olabilir, sana ne? Bir de bazı erkek arkadaşlarına fazla kuma gibisin de. Neyse, isim vermeyeceğim boş harfi. Krep kırığı buldum. Hı hı. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne? Asuman. Yapacağımız bir çikolatanın krep üstüne koydum. Krep kırığı var ya içinde. Bunu kullanmazsın bence hiçbir yerde bak. İşte çok güzeldi. İçinde krep kırıkları vardı. Vardı. Olayı o zaten. Hatta o bir tane şey söylediğimiz yer vardı. Evet. Orada da kullanılıyor mesela. Evet. Ama çok tatlı, üstüne kullanacak bir şey. Çok... Üstüne değil içine. Belçika çikolatası nereden bulabiliriz acaba? Adıyaman'da inanın... Belçika'dan buluyorsun. Mesela ne alaka? Belçika çikolatasının... Tamam, şunu soruyorum. Mercedes nerede üretiliyor? Almanya'da. Türkiye'de binebiliyor musun? Seni bu şekilde g*** ederim ben, tamam mı? Sen benimle yarışamazsın. Tebrik ederim seni. Toz Antep fıstığı, kırılmış Antep fıstığı. Antep fıstığı, toz Antep fıstığı, kırılmış Antep fıstığı, ezme fıstık, fıstık. Beni bugün sinir etti de onu toparlamaya çalışıyor beyefendi aklınca. Şu anda bu arada sırf fiyatı arttırmaya çalıştığım için bir şeyler arıyorum. Yoksa aldık her şeyi. Her koların sırtına çok biniliyor. Salak salak konuşma be! Aç aç. Açtın mı Okay? Şimdi bir şey derdim. Rezil olma diye susuyorum. Konuşursam çok ağır konuşurum. Bu kayıttan önce ne yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. Tamam mı? Bir de ben biliyorum. Biraz da kadınların üstüne mi çıkmasanız bu kadar? Tamam. Bu çikolatayı hatırlayanlar... Bu inanılmaz bir çarpı. Bundan bir tane daha... Evet bu Mobel. Evet. Mobel Matiz diyorduk hatta. Abi bu çok güzel bir çikolata. Biraz... Biri açmış. Biraz pahalı. 600 lira fiyatı var ama... Gerçek. Hanım! Tamam! Gerçekten çok güzel bir çikolata. Hadi bunları alalım. Heh. Şimdi olay fıstıklı çikolata ya. Evet. Sütlü çikolatayla yapıyorlar normalde. Hı hı. Ben bunu sadece kahve yanında keyif yapmak için alıyorum bunu. Bunu? Onu da ikinci keyif. O zaman üçüncü keyfi de alayım ben. Allah'ın aklı işte. Tamam neyse yok. Karar ver sana soruyorum. Sütlü çikolata mı bu? Sütlü çikolata hangisi? Bu da fındıklı. Bence bunu alalım ama şunları bırakalım. Çok Antep Antep yani anladın mı? Fıstık zaten bunlar için. Ben normal yemelik de alıyorum ama. İnşallah yeter. O zaman bunu bırakalım. Zaten bunun içindeki parçacıklar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tamam bunu istersen atabilirsin ama. İstemiyorum. Tamam hadi bırakalım bunları da. Ne kaldı? Onun için krokende bunları da atarım. Soful kırığı. Kadayıf zaten çıtırtı verecek fazla olur o. Başka bir şey kalmadı. Kap bulabilirse kap alalım. Tamam. Kadayıfla şey için. Ben sevdiğimiz gıda temel ihtiyaçlarının olduğu üniversite gıda paketimiz 391 lira 90 kuruş yerine 267 lira 90 kuruş. Niye salak he? Abi videomuzu böldüler ya. Bu. Evet o tam çikolata şeyi ama çok küçük o. Çok mu küçük? Ha şey kare kare yaparsın. Kare kare. İnsanlar büyük bir tane bar yapıyor. Bunlar yuvarlak olanlar. Bence ben şunu bir alayım. Tamam ben bunu bir alayım. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl yapacağız? Altına azıcık bir şey çikolata dökeceksin. Üstüne birazcık kadayıf, üstüne birazcık daha çikolata. Ama ben böyle yapmayı düşünmüyordum. Kocaman ama, bir bar yapacaktım. Ama tamam da kare kare küçücük küçücük olur işte güzel. Satarız bir de. Neyi satıyorsun? Neyi bir şeyi de ticarete dökmedim. Erkek ticaret yapacak. Like this yani. Aa bu çok büyükmüş. İşte böyle mi? Hani yok şunu. Şurası gibi düşün anladım. Hadi bunları alıp çıkalım. Hadi gidelim. Bir şuradan Antep çikolatasını alayım arkadaşlar çünkü... Ya yapacağız ya zaten. Olsun benim canım çekti. Tam bunları hemen geçir o zaman ben hayır, alayım sana. Hayır ben çok korkuyorum öyle. Panik oluyorum. Masada tek taşım bir çok geriliyorum lan. Neden? Küçüklüğümden kalan bir travma. Neden ki? Annem bir kere beni bekle kasada demişti. Sıra bana gelmişti. Sonra annem gezmeye dalmıştı. Kasiyer bana bakıyordu ben kasiyere bakıyordum. Telefonum da yoktu küçüktüm. Oo kıyamam. Arkadaşlar bunun için bir tane like atar mısın? Bir tane sandviç ekmeği de aldık. Onun alakasız bu arada arkadaşlar. Evet. Bize eve lazımdı. Bunları da aldık. Hadi gidelim. Evet biz marketten çıktık. Ben markette bir şey demiştim. Sırf sana inat olsun diye fiyatı arttırmaya çalışıyorum demiştim ya. Onu bu arada şaka olarak söylemiştim ama istemsiz bir şekilde fiyat gerçekten çok fazla geldi. Hani normal marketlik gördüğümüzde zaten bu kadar tutuyor. Evet bu kadar tutuyor. Şuraya bak. Yani bir Antep fıstığı diye mi 3100 lira? Bir de bir şey diyeceğim. Kasaya geçmeden önce şey dedik. Toz fıstıkla parçacıklı fıstığı ayıralım almayalım gerek yok dedik. Onları da yanlışlıkla geçirmişiz ve biz bunu şu onları an da alıverdik. Evet. Evet ama yine de kafamda neyin bu kadar tuttuğu oturmuyor. Hepsi 100. Abi burada listede var ama artık 3000 lira normal bir fiyatmış gibi geliyor gerçekten. Bana gelmiyor kusura bakma çünkü bizim normal eve yaptığımız büyük alışverişler zaten 3-4 tutuyor anladın mı? Yapacak bir şey var mı? Şu an çikolata 3000 lira vermek beni çok üzüyor. İnşallah güzeldir tadı ya. İnşallah güzeldir.
arada. Ben de, benim de tek temennim o. Hadi gidelim o zaman. Day 2. Günaydın bu arada. Günaydın. Tabii siz hemen bir saniye sonra gördünüz ama biz eve gelince bayağı bildiğiniz öldük. Biz eve gelemedik bu arada. Evet, biz yemeğe gittik. Yemekten sonra bir de aradılar, dedikler misafirliğe gidiyoruz. Hemen oradan misafirliğe gittik. Oradan çıktık, eve geldik falan filan derken falan filan diyordu. Biz uyuyakaldık abi. Ne oldu? Şimdi saat sabah oldu. Saatlerimizde şu an 13.17'yi gösteriyor. Bugün günlerden pazar. Aliye bu videoyu size pazartesi günü yetiştirmeye çalışacak. İnşallah. Tahminimiz o yönde. Ama genelde. Genelde yetiş, bu video niye geç geliyor diyorsunuz. Normalde her pazar diyoruz. Aliye burayı kesecek. Sakın kes. Bana çay koy, çay. Bizim suçumuz yok abi. Sadece son hafta video çekemedik. Evet, ha, o da yayınlara başladığı için. Evet, öyle bir sıkıntımız oldu arkadaşlar ama hiç sorun değil. Mesela bugün de pazar günü çekiyoruz. Evet, bugün de bugün bu videonun Aliye'nin suçu olmayabilir ama. Bir günde nasıl yetiştirsin çocuk yani? Tamam. Neyse, bizim tahminimiz bu yönde. İnşallah girilmiş olur. Girilmemiş olursa editörümüzün yoğunluğuna bağlı artık. Evet, salı günü falan da girilmiş olabilir yani. Ama bir şekilde atıyoruz yani. Evet. Neyse, şu an her cumartesi, her pazar ya da her pazartesi diyorduk. O rastgele tarih oldu artık. Haftanın herhangi bir günü geliyor, tamam mı? Öyle video beklemeyin. Bizim max düzenli gerçekten. Şu an ne yapıyoruz? 3300 lira vermiş olduğumuz 3-4 parçayı size tekrardan anında göstermek istiyorum efendim. Bu konuyu tartışabilir miyiz? Hayır, tartışamayız. Arkadaşlar, kadayıf, fıstık ezmesi 2 tane, fıstık, 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 tahin 3500 lira, 3300 lira. Evet, buyurun. Bir de şu, bir de bu. 3300 lira arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ve biz artık şu çikolatayı artık bir an önce yapmaya başlayalım mı? Tamam. Zehra hala uyanamadı. Hayır, uyandım. Ben böyle tutuyorum. Evet, aydınlık. Böyle olunca karanlık oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bütün ışıkları açtım. Merhaba. Merhabalar. Arkadaşlar, ben bu çikolatadan dayanamadım. Bir parça aldım ama bunu açmışken bundan başlayalım istiyorum. Şimdi size de şuradan göstereyim abi. Ha, böyle bir şey. Açtığınızda bile bunlar bence eliyle yapıyor gibi geliyor bana. Çünkü buraları da bile üstüne bir şey olmuyor falan filan tarzında. Şunun içindeki antep fıstığının yoğunluğuna bakın. Evet. Bildiğiniz yani antep fıstıklı çikolata yiyorum gibi. Ya bu markanın zaten bütün çikolataları inanılmaz da hani isteyen varsa deneyebilir. Reklam değil bu arada, gördüğünüz zaten kendi has emeğimizle aldık. Yani gerçekten. En büyük önerimiz olabilir herhalde bu çikolataya. Yani şuraya bakar mısın ya? Daha ne yani, daha ya, hem bu fıstığı koyacağız hem bunları koyacağız. Ha bu arada ben oza pislik olsun diye sırf şunları aldıracaktım. Sonradan kasadan bunun da geçtiğini fark ettik. O yüzden onlar ekstra. Ama zorunda kaldık. Evet. Onlardık bir tatlının içine kullanırız. Sorun yok. Peki bunları nasıl eriteceğiz? Ben Mario usulü. Bunları kırıyorum. Ha, kır. Bu arada ben dün gece şunun tadına baktım. Bir kaşık aldım. Nasıl? O kadar ağır ki. Bak, o zaman bunları atmayalım. Atmayalım. İnanılmaz ağırmış. Ben böyle tahmin etmiyordum. Çünkü bu arada. Çünkü çikolatalar kendisi antep fıstıklı. Bizim aldığımız şu anki çikolatamız evet. Antep fıstıklı. Bir de onları atarsak herhalde antep fıstığından baygınlık geçirebiliriz. Evet yani. Muhtemelen. Herhalde. Evet, bir tenceremizin içerisine suyumuzu koyduk. Üstüne de çikolatalarımızı atıyoruz ve eritme işlemine hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bunun hepsini mi yapacağız yoksa diğer çikolatayı da atacak mıyız? Hepsi yeter galiba buraya. Bence yeter. Kalıplarımız küçüğü de. Evet. Kalıplarımızda zaten bunun kadar bir şey olacak. Evet, aynı. Birazcık daha derin olacak, aynen. Aynı boyutu tekrar yapacağız. Aynen. Böyle. Sadece onun içerisine biz antep fıstığı yerleştireceğiz. O kadar. Kadayıfsı yerleştireceğiz. Çok özür dilerim. Bir yandan da tarifi vermiş oluyoruz aslında. Buradan itibaren başlayabilirsiniz. Hadi bakalım. Adam gibi adam lan. Evet, çikolatamızı erittik. İçinden bayağı da bir antep fıstığı da çıkmadı da değil bu arada. Gerçekten bol bol olduğunu buradan görebilirsiniz sizler de. Bu kadar. Bu kadar yani, şey gibi oldu bu. Çikolatayı övme videosu gibi oldu biraz. Bu çikolatanın yetmeyeceğinden ufak bir şüphelerimiz var. Bu şüpheleri gidermek adına hızlı bir şekilde bizim bunu yapmamız lazım. İç harcını da yapmayı unuttuk. Bir de bunu da hemen şuradan bir alalım. Buraya koyalım. Çorba kasesi mi? Hemen bir tane geliyor. Ya oradan kase alınca üzülüyorum. Niye? Bir tanesi yalnız kalıyor çünkü. Bunu koy yanına, yalnız kalıyor. Hayır hayır olmaz. Hayır. Hayır olmaz, hayır. Olmaz. Bak onlar fazla fazla. Ya of, çok saçma takıntılarım var. Önce kadayıfımızı koyacağız. Evet. Özellikle biz böyle kavrulmuş aldık. Çünkü genelde izlediğimiz videolarda kavuruyorlar ekstrada. Hı-hı. Bence buna gerek yok. Tamam. Sence var mı? Yani tadına bakmamız lazım. Yani. Direkt kokusundan bu arada yenebilir olduğunu anladım. Aa, güzel.
güzel tadı. Anladın mı? Tadı bayağı iyi. Dök dök dök. Bu kadarcık mı? Yok, bu kadarcık değil. Önce bir sıvıları koyalım ki ona göre. Dediğim gibi dün bir tadına baktım. Aşırı ağır bir şeydi bu arada. Hiç bakmak istemiyorum ve herhalde. Çok şekerli, böyle öldürecek şekerden gibi duruyor değil mi? Yani evet. Hiç şeker yoktu. Şey gibi, hani Nutella komasına girersin ya. Değildi bu işte. Şu an sadece şunu yesem komaya girerim gibi. Girmiyorsun işte, aşırı şekersizdi. O beni çok üzdü. Keşke komaya sokan bir şey olsaydı. Yok, yeter, almayalım. Teşekkürler. Azıcık da tahinimizi koyduk o zaman. Böyle kırcalıyoruz ve karıştırıyoruz. Aslında kadayıf daha koyacağım dedim de bence okey koymuşum. Bence kadayıfı birazcık daha bol olmalı. Yoksa kadayıfın ne anlamı kaldı yani? İşte bak, ben bütün videoları izledim. Kadayıfı bol koyanlarınki genelde çok sert oluyor. Ama tamam da olması gereken kadayıftır bence bunun içinde. Az koyanlarınki akışkan oluyor. Olayı akışkan olması. Ya biz Antep fıstığı çikolatanın içerisine Antep fıstığı ezmesi koyuyoruz. Yani anladın mı? Aslında bunun olayı bence kadayıf tamamen. Koydum zaten. Yani hiç koymamışım gibi davranıyorum. Hepsini koy. Abartma. Ay ne güzel koktu ya kadayıf. Vallahi çok güzel koktu ha. Sen muhtemelen videodan sonra bu paketi ağzına dikeceksin. O da olabilir. Birazdan. Keşke ağzı yırtılsa da hepsi dökülsün. Abartma. Çikolata kaynıyor bu arada. Hala mı? Çok okey oldu. Evet. Tamam. Bir tadına bakalım mı harcım? Ona göre ne ekleyeyim? Harcın tadına sen bak. Ben şu an bunu böyle yersem kötü olur gibi geliyor bana, anladın mı? Kral, illaki yiyeceksin yani. Tamam, illaki yiyeceğim ama çikolatanın içinde yemek çok daha güzel olur gibi geliyor. Bundan. Tahin. Bence bu. Hayır. Bunu böyle de yesen okey mi? Bir şey diyeceğim. Bütün olay tahin neymiş bu arada? Ver bakayım bana da. Ben de çok merak ettim. Tahin böyle yapmış tadını. Oha. Ama şu an sadece tahin tadı geliyor. Bence kesinlikle tahin koyuyor. Biraz daha fıstık koyayım. Evet. Şu an sadece tahin tadı geliyor gibi. Sadece tahin tadı gelmiyor bu arada. Şimdi biraz daha fıstık koyayım. Fıstık tozundan da dökeceğim. Ya yapmayacağım dedikten sonra. Ya almışız zaten, anladın mı? Bir daha neyde kullanacağım fıstık? Ortaya mix yapıyoruz arkadaşlar. Damak tadınıza göre değiştirip yani arttırıp azaltabilirsiniz. Ya sadece fıstık yemek istiyorsanız hepsini dökün mesela yani. Mesela bizim gibi. Bayağı bildiğin Antep şelalesi oldu. Tamam bakalım. Şimdi dengelendi. Okey miyiz? Bence de okeyiz. İlk başta çikolataları altına birazcık dökeceğiz. Üstüne bunu koyacağız. Üstüne de en son gene çikolata dökeceğiz. Abi buradaki Antep fıstığı da. O yüzden şöyle iki sadece karıştıracağım. Tamam. Bu temperlemek değil ama yerinize almaz, evet okey. Ve nasıl olacak acaba? Böyle tek tek koymana gerek yok bence. Öyle İstersen çok, bana ver. Öyle çok fazla malzeme gelir ama. Gerek falan böyle mi yapacak? Evet evet. Diğer türlü çok akar yani. Tamam. İki tatlı kaşığı her tabana bence okey. Şeyi de Antep fıstığını da böyle yayarsak okey. Hemen şunları ayarlıyorum ben. Tamam, hemen geliyoruz. Evet, şu anda bunları hemen buzdolabının içine koyduk ve bunların ufak bir üstünün katılaşmasını bekleyeceğiz. İki sıra yaptık çünkü çikolata yetmedi. Eğer sizler de bizim aldığımız çikolatayla yapmak istiyorsanız kesinlikle iki paket almanız evet. Gerekiyor. Çok az oldu. Sadece alt katmanlarına yetti. Daha sonrasında diğer çikolatalarını da yapacağız ve onu arasına koyduktan sonra en son üstünü kapama işlemini yapacağız. Böyle bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Yok, o çok fazla. 3-4 dakika. 3 dakika bekleyeceğiz. Öyle olsun. Bu arada şu an şeyi düşünüyorum. Bu kadar az çikolata çıktı ya. Tamam. Şu kadar paketi nasıl o kadar çikolatadan yapmışlar, şu an onu düşünüyorum. Hepsi çikolata değil tabii ki de. Bunun içindekiler de bak. Yağmur tamam, sütü, aynı fıstığı, Emir Gör soya lezzetisi. Kızım aynı çikolatayı erittik. Kızım. Bir şey içinden almadık yani, anladın mı? Bir şey çıkartmadık. Nasıl bu kadar az aldı? Anladın mı ne demek? Hayır ama. Oğlum nasıl oluyor? Sanat eseri ya. Harbiden sanat eseri ya şu. Bak rastgele bölüyorum. Bu ne oğlum ya? Sponsor olsa bu kadar övmezdik. Sponsor olsa bu harbiden ya. Evet yeter artık, tamam daha fazla övmeyelim. Tamam daha fazla övmeyelim. Bu arada bu markanın sakızı da çok güzel. Eritelim. Gene hepsini koyuyor muyum? Parçalayarak bu. Tamam. Daha hızlı. Evet, çikolatalarımız tam istediğimiz kıvamda şu anda. Aynen. Üstü. Hemen iç harcımızı koyalım Oğuzhan Bey. Bakalım. İkincisi de donmuş, gördün mü üstü? Mis gibi donmuş. Yani bir dakika daha okey olurdu ama tamam. Yani 3 dakika dedi Zehra ama bakmayın abi. 15 dakika oldu. 15 dakikada bu hale geldi. Onun da bilgisini önden birazcık verelim. Birazcık telefonda konuşmaya dalmış olabilirim. Bir de şöyle bir kıvam yaptık gene. Ve bütün çikolatayı da gene koyduk arkadaşlar. 2 paket gitti. Bunun da en son üstünü kapatacağız. Evet. İç harcını koyduktan sonra gene Antep fıstıklı çikolata. Hadi. Harcını koyalım. Hadi bakalım harcını koyalım. Ben mi koyayım? Bence sen yap bunu. Tamam. Ben başaracağımı zannetmiyorum zaten.
Ama senden gördükten sonra yapabilirim. Kaşıkla alıp koyacağım aşkım bir şey. Teşekkürler. Orada da vardı kaşığımız ama olsun. O çikolata bandı aslında. Doğru. Zaten biz de bunu şeye bandırıyoruz. Muhallebiye. Kaşığı suratına fırlatmamam için bir tamam, nefes yok, yok yok. Bir şey yok yok yok. Hayır hayır. Bol bol harç koyuyorum. Güzel bir şekilde yayıyoruz. Bir şey diyeceğim. Bunun çok güzel olacak. Kötü olma ihtimali yok bu arada. Oy, ne diyorsun? Üstünü de çikolatayla kapatınca harbiden manyak olacak bu. Ve bir iki saat bunun donmasını bekleyeceğiz. Aşkım satışlara başladık mı? Bunlardan bayağı bir alalım. Başladık mı bu arada çikolataları diye? Bayi telif atıyor ama değil mi? Kardeşim selam ederim. Olsa herkes yapıyor bunu. Türkiye'de bir sürü yer yapmaya başladı. Ama harbiden güzel olursa bilmiyorum, bakacağız. Makarna yapıyoruz. Aa, makarnacı açalım. Biz de yapıyoruz. Aa, biz pizzacı açalım. Biz bir mekan açacağız da dur bakayım ne açacağız ya, arkadaşlar. Evet ya, bir mekanımız olmasın evet, mı ya? Bir mekanımız olmasın. Bir patlamayalım mı yani gerçekten? Uff. İç harçları da koymaya da devam ediyoruz. İnanılmaz bir şey oldu. Abi mükemmel bir şey ya. Ay şu an böyle onu... Biraz bol bol koyuyorsun galiba, yetmeyebilir. Ama geri yok. Yaparız, ne var ki bunda? Hiç sıkıntı yok. Bir şey diyeyim mi? Kramın elini ayarı tuttu. Sana 5 dakika sonra gerçekleşecek şeyleri söylüyorum. Ne? Aa aşkım, bundan bol bol yapalım, kahvenin yanına veririz. Bundan bol bol yapalım, kahvenin yanına veririz derken bir 3000 liralık daha mı olacağız her kahvenin yanına? Aa doğru, çok pahalı. Be. Evet ama ya. Ama biz çok bokunu çıkardık yani, affedersin. Evet yani şunları almasan 2500 liraya. Ama yani çok... Çikolata fark olarak yok. Da normal sütlü çikolata alsak okeydi yani. Biz evet. Biraz şey, şov yaptık. Evet, birazcık şova kaçtık ama bu çikolata inanılmaz güzel olduğu için kaçtık bu arada o şova. Çok içime oturdu biliyor musun ya? Hepsini verince mi? Hayır, fiyatı duyunca. Buraya dökülen var, onu da alalım. Onu yanına çikolata yapalım. Onu alacağım da kayıt dışında alacağım, insanlar yorumlar. Yoksa bunu çöpe atarsak -100 lira olabilir yani. Hemen aşkım. Heh, sağ ol. Tezgahımız tertemiz artık. O da az mı? Eliyle şifa dağıtıyor şu an dayımı. Hayır ben yaparım onu, bırak. Ne yapacaksın? Bırak sen, ver bana. Çikolataları karıştırıyor. Hayır ver bana, ver. Yok yok, sen hiç bulaşma. Ver. Hayır. Antep fıstığı olunca dibine ekmekle alayım. Bir şey çok para vermişim. Tamam tamam. 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 Şunu... Aşkım o kadar olsun. Hayır olmasın ya, hepsi eşit. Aa eşitlendi. Ama yine değil. Harbiden bir anda eşitlendi mi? Nasıl oldu bu? Kardeşim üstünün çikolata kapamasını da bin yapıyorum. Ozan şefim, aşkım onu ne koymasan? Biraz dağılacak gibi hissettim. Üsttekileri atarız işte. Neyi atarız? Bana bırak. Sen komple şey yapacaksın. Evet, sonra akıtacağım. Çünkü bu biraz fazla olacak, yan tarafa da taşırırız. Yan tarafa da koyarız yani, anladın mı? Sade çikolata olarak tekrar yeriz onu. Evet. Ne yapabileceğimiz başka bir şey kalmıyor. Ay bu hiç olmadı ya. Sağlıklı bir şekilde. Dayımız diyor ki benim ellerim sağlıklıdır. Elini daldırdı ve sihrini yaptı. Cız 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 pişiyor şu an mis gibi. En son bitince de eliyle temizliyor şifalı bir şekilde gayet de. Ya ver abını bana. Dur sıyırayım da öyle karıştır bari. Gıcır gıcır tertemiz oldu. Ya of ya, ben o kadar tatlı kaşıyla. Ya neye özeniyorsun? Yani çok şey duruyor şu an. Neyi duruyor? Neyi duruyor? Kaka yapmış gibi. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Hijyenik değilsin diyorlar. Eskiden hijyen mi vardı kardeşim, bir de onu çıkardınız diyor. Şifa niyetine yiyin, vücudunuz bağışıklık kazanır, hastalık falan kalmaz diyor. Harcı eziyorsun gibi geliyor şu an bana. Kral oralar dolmayacak bu arada. Dolması önemli değil ki bu arada. Kadın geçeceğim abi. Uzay! Anneciğim, kuşlara ağlıyor bu da, bekçi. Bekçi! Yetmedikleri yerde tekrardan takviye yapıyorum. Ben yapayım mı? Ben. Tamam dur. Niye bu kadar özendin ya? Güzel olsun diye. Tamam da daha basit bir yöntemi var. Kafayı yiyorum şu an onu yapmadığın için. Neydi daha basit bir yöntemi? Al bunu. Ver bana bunu. Öf. Bunlar da kalıp çikolataymış, tamam mı? Bunlar böyle kalıp şeklindeyim. Kız yeter gal. Aşkım çok para. İçindeki kromu yiyeceğiz sıyra sıyra ya. Abartma bu arada da. Tamam bitti işte bu. Bir kayıt kapat. Evet. Çok dikkatlice alman taşıyor çünkü. Gerekiyor. Ay yok olmadı o. Şey mi yapsak, direkt tepsiye aktarıp öyle mi yapsak? Ha? 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 Aşkım taştı. Ya. Burada düzenleme çalışması var. Tamam o da oluyormuş bu kadar. Daha ne, şu kadar bir şey var ya, bir şey yok. Tamam hadi bunun donmasını beklerim. Bunun bayağı donmasını bekleyeceğiz galiba. Bir iki saati var bunun galiba ya. İki saat değil de bir 15 dakika.
Tabii yaparım. Güzel bence. Hayır bu arada gerçekten. Süre tutacağım bu arada, tamam mı? Başlat sayacı. Suratım çikolata. Tamam bak, süre sayacını başlattım. Tamam mı? Biz bunu kontrol edeceğiz. Evet. İşte bir saat geçti, arkadaşlar bir saat diyecek. Biz de size net süreyi vereceğiz, tamam mı? Merak etmeyin. Tam bir saat oldu. Şöyle bir rastgele bir saatte geliverdik. Ama zaten donmuştu, biz temizliğe daldık bir anda. Evet, bir anda da temizlik gibi yapalım. Yani yarım saat çok okey bir süre bence. Yarım saat. Evet. Tamam, açıyorum. Sen baktım dedin, ben bakmadım. Evet, ben baktım, donuktu zaten. Oo. Şimdi iyice olmuştu. Harbiden şu an tam gözüküyor. Siz ne olur ne olmaz bir saat bekletin ya, valla. Oo. Vallahi şu an olmuştu. Çok güzel gözüküyorlar. Hemen şunu kapatalım. Hazır mıyız? Aç bakayım bir tanesini. Sonra... Sandviç olmuş. Beklediğim şekil olmadı. Niye sandviç gibi oldu? Arkadaşlar şöyle bir... Acaba üst katı çok mu dondurur? Hayır, üst katı çok dondurmakla alakası yok. Ben sana niye olduğunu söyleyeyim. Niye? Bunun etrafını da çikolatayla bizim kapatmamız gerekiyordu. Sandviç yaptık. Sandviç oldu. Yani ortasına bunu koymak lazımdı. Etrafını da bunun çikolatayla kapatmak gerekiyordu. Ve şu an elim hızlı bir şekilde eriyor. Ben bunu yemek istiyorum. Bu ne lan? Bu şeker koması bu arada. Siz çikolata elinizde erimesini istemiyorsanız 5 saat bekleyin. Bizim şu an elimizde eriyor şu an bu. Çok çikolata ya. Çikolata mı çok şeker mi? Çok çikolata. İç harcını geçemiyorum yani çikolatadan. Elinizde böyle oluyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden uzun saatler bekletin. Tadı inanılmaz. Çok güzel bu arada, evet. Canım böyle tatlı bir şeyler çektiğinde şundan iki ısırık almam direkt keser zaten. Ya şunu yediğim anda biterim bu arada. Ben bunu bitiremeyeceğim bu arada. Sen bilirsin. Bitirecek misin? Hayır. Bunu bitireceğim ben bu arada. Harbiden güzel gözüküyor. Ben bunu bitiremem. Çok baydı yani, çok ağır. Gerçekten çok iyi ama. Biz çikolatayı da fıstıklı seçtiğimiz için ekstra bir baydı şu an beni. Üstüne de biz tozlu fıstık attık. O da baydı. Ben dedim ki atma. Ama inanılmaz. Fıstıklı baklavaya benziyor mu dersiniz? Biraz anımsatıyor ama benzemiyor. Bu mu anımsatıyor fıstıklı baklava? Evet. Gram alakası yok. Alakası mı yok? Yok. İç harcı zaten fıstıklı baklavayla aynı. Ben bunu yiyince tansiyonum çıkacak. Onu baştan belirteyim. Yeme diyorum. Ve acilen su almam gerekiyor. Evet, ben de su aldım. Onun çok baydı lan. İnanılmaz bayılıyor şu an. Ay bayılacağım. On üzerinden kaç? 3100 TL'ye değecek bir şey değil bu arada. Yaptığımız hem uğraşa değecek bir şey değil, hem de aşırı pahalıydı ama biz biraz fazla lükse kaçtık. Hani güzel olsun diye ama aşırı Antep yani. Ya yani şu an Antep semalarında koşuyorum, anladın mı? Hani gidip satın almak daha mantıklı bu arada. Hani 380 lirayı bir barı satılıyor diye biliyorum. Evet. Bence çok daha mantıklı. Zaten kesiyor. Bir kere yeseniz bir daha bir ay daha aramazsınız. Ya bir ay değil, aramazsınız bu arada. Harbiden aramazsınız, şakasız. Evet. Yapacaklara tavsiye. Biz bütün her tarafını bunlarla kapladık. Yani şeylerle, şarjıyla kapladık. Antep ezmesiyle kaplamıştık. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Ortasını şöyle bir ince tabaka şeklinde yaparlarsa çikolata da yanlarında olacağı için onu şu içindeki yeşilliği hapsetmiş olursunuz. Onu da söyleyeyim. Öyle çok daha iyi olabilir. Ve bütün kalıbı çikolataya kaplayın. Bütün kalıbı, bütün etrafını çikolatayla kaplayın istiyorum. Çünkü bu önemli. Bu önemli. Hemen yapıyorum. Bu birinci şey. İkinci vereceğim tavsiye. Yarım saat çikolata donmuş demeyin. Elinizle dokunduğunuz anda erimeye devam ediyor. O yüzden bunu böyle 5-6 saat bekletin kesinlikle. Buna katılmıyorum bu arada. Hani 10 saat de dondursan o çikolata elinin sıcaklığında her türlü eriyen bir şey. Bu kadar da erimez canım. Sen şunu... Seninki ekstra eridi bu arada. Ya 5 saniye tuttun seninki böyle. Benimkisi zaten komple eridi. Ha, bu benimki mi? Bu seninki. Yani Zehra 10 saniye tutmasına rağmen bu hale geldi. O yüzden siz böyle 5 saat dondurun. Belki dondurduklarında şu içindeki şey kıvam da donacak. Şekerim. Peki gerekli mi? Sana soruyorum. Değil. Değil mi? Değil abi. Tat olarak... Çok mu canın çekti? Git satın al yani, anladın mı? Yok, uğraşılmaya denmez. Ha, aktivite olsun yapayım falan dersen ya da bir uğraş yapayım dersen yap. Oğlum git makarna yap, neye uğraşıyorsun? Ne bahsediyorsun? Bilmiyorum, bana çok ağır geldi. Ben bu kadar ağır bekliyordum. Çünkü biz her şeyi fıstıklı seçtik, anladın mı? Bu kadar ağır olmayacaktı, ne olacak? Biz kırılmış fıstık bile koymadık bu arada. Ama iç harcı inanılmaz lezzetli yani. İç harcını kaşıklayabilirsin gibi. İç harcı mükemmel bir tadı. Evet, güzeldi. O zaman bu videomuzu da burada noktalayalım mı? Noktalayalım. O zaman videomuza geldiğiniz için ve izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.